2008'de borsalar dibe vurdu. Kriz büyük darbe vurdu. Borsa 2008'de 170 milyar dolar eridi. Kriz fena vurdu. Borsa 2008'de tarihi çöküş yaşadı. Gibi üzerine binlerce haber yapılan, belki de üzerine on binlerce akademik makaleler yazılan 2008 krizi bu videomuzun konusu olacak. Yaklaşık 13 yıl geriye gidip o yıllarda borsamızda neler olmuş onları inceleyeceğiz. Videoya başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Bu bir analiz videosudur. Geçmişte olmuş olayları burada analiz ediyoruz ve verilere bir anlam yüklüyoruz. 2008 krizi birçok büyük ülkeyi etkilediği gibi ülkemizi de derinden etkilemişti. Ve özellikle borsamızda yer alan şirketlere sağlam darbeler vurmuştu. Peki bu kriz ne zaman başladı ve ne zaman bitti? Okuduğum birkaç akademik makalede küresel çapta 2008 yılının ilk çeyreğinde başlayan bu krizin tam olarak etkisini 2012 yıllarda yitirdiği şeklinde görüşler sunanlar var. Ben daha geniş bir zaman aralığını alıp 2007-2012 arasındaki yıllara götüreceğim sizi. Bu videomuzda neden bu krizi konu aldık? Çünkü biliyorsunuz geçmişe yolculuk yapmayı seviyoruz. Önceki videolarımızdan olan Borsanın Şifresi adlı videoda 2017-2020 arasındaki iyi günleri, kötü günleri ve durgun günleri incelemiştik. Dahil ettiğimiz zaman aralığına koronavirüs krizini de eklemiştik yani. Fakat 2008 krizi kadar vahim bir tablo yoktu geçtiğimiz yıl. Dolayısıyla kötünün de kötüsü sayılabilecek bir ortamda neler yaşanmış, gerçek veriler ışığında bunu analiz edeceğiz. O videoda şirketleri büyüklüklerine göre 12 gruba bölmüştük ve büyük ölçekli şirketlerin mi yoksa küçük ölçekli şirketlerin mi daha iyi getiriler sunduğunu tespit etmeye çalışmıştık. 2008 krizini bizzat tecrübe etmesek de o tarihlere bir yolculuk gerçekleştirmemizde hiçbir sakınca olmadığını düşünüyorum. Krizin zirve yaptığı zamanlarda büyük şirketler gerçekten küçük şirketlere göre daha mı az kaybettirmiş? Kriz süresince toparlanma kaydedilen zamanlarda büyük şirketler küçük şirketlere göre daha mı fazla getiriler vaat etmiş? Borsanın Şifresi videosundaki gibi bu videoda da o tarihte var olan şirketleri büyüklüklerine göre gruplayıp farklı senaryolarda değerlendirdik. Abonelerimin çoğunun 2020 yılından itibaren borsaya giriş yaptığını düşünüyorum. Yani çoğunluk 2008'li yıllarda borsada işlem yapmadı. Peki yapılması gereken ne? Tabii ki geçmişe ait verileri indirmek ve onları yorumlanabilir hale getirmek. Ben bunları sizin için yaptım. Bunun karşılığında da sizlerden bir isteğim olacak. Bunu da videonun sonunda söyleyeceğim. Peki o zaman başlayalım. Borsanın o yıllarda düşmeye başladığı tarih olan 15 Ekim 2007 tarihini başlangıç olarak kabul ettim. Kötü senaryo olarak bu başlangıç tarihiyle borsanın tekrar yükselmeye başladığı tarih olan 2 Mart 2009 arasını belirledim. Çünkü bu 15 aylık süreçte BIST 100 endeksi tam %58.15 negatif yazmış. 2 Mart 2009 ile 1 Kasım 2010 tarih aralığını ise iyi senaryo olarak belirledim. Bu tarih aralığındaysa BIST 100 endeksi tam %205 artış yaşamış. Yani yükseliş efsane mi efsane. Kötü senaryonun bitiş tarihi ile iyi senaryonun başlangıç tarihi aynı. Dedim ki o zaman bir de bu iki tarihi birleştirerek hem kötü senaryonun hem de iyi senaryonun dahil olduğu bir analiz yapayım. Yani 15 Ekim 2007, 1 Kasım 2010 tarihini bir değerlendirdim. Son olarak da 15 Ekim 2007, 21 Mayıs 2012 tarih aralığını kapsayan 4 yıl 7 aylık süreci değerlendirelim diye düşündüm. Yani kriz sürecini komple dahil ettiğimiz bir süreci de değerlendirmiş olacağız. 15 Ekim 2007 tarihinde işlem gören şirketler bu analize dahil edildi. Yani o tarihten sonra halka arz olan firmalar analiz dışında yer aldı. O tarihteki öz sermaye değerlerine ve piyasa değerlerine ulaşamadığım için şirketin büyüklüklerini ise yine TL cinsinden ortalama işlem hacimlerine göre belirledim. En büyük 20 şirkete birinci grup, en büyük ikinci 20 şirkete ikinci grup ismini verdim. İlk 11 grupta her gruba 20 şirket dahil olurken geriye 23 tane şirket kaldığı için son grup olan 12. gruba 23 şirket dahil olmuş oldu. Yani toplamda 243 şirket bu analize dahil edildi. O zaman analizlere başlayabiliriz. Ekranda yer alan grafik 15 Ekim 2007 2 Mart 2009 tarihleri arasındaki hisse senetlerinin ortalama getirilerini gösteriyor. BIST 100 endeksi bu 15 aylık süreçte yaklaşık %58.15
negatif yazmış. Biliyorsunuz özellikle büyük ölçekli şirketlere lokomotif şirketler dedim diye bu kavrama takan arkadaşlar oldu. O yüzden büyük şirketlere bu videoda bayrak taşıyıcı şirketler diyeceğim. Biliyorsunuz birinci gruptan 12. gruba kadar şirketlerin büyüklükleri azalıyor. Krizin hararetli olduğu bu senaryoda bazı insanların çok güvendiği, düşüşlerde tırnak içinde hava yastığı görevi gören bayrak taşıyıcı şirketler bu dönemde de en çok kaybettiren şirketler olmuş. Gördüğünüz gibi 12 grup arasından en fazla düşüş yaşayan 2. grup, en fazla düşüş yaşayan 2 grup en büyük 40 firmayı temsil eden 1. ve 2. gruplar. 1. gruptaki 20 büyük şirket ortalama olarak %63,4 düşüş yaşamış. 2. gruptaki 20 şirket ise ortalama olarak %63 düşüş yaşamış. Tabii felaket olan bu senaryoda bütün gruplar doğal olarak negatif yazmış. 4. grubu hariç tutarsak küçük ölçekli şirketlerin yine büyük ölçekli şirketlere nazaran daha az düşüş yaşadığını tespit oluyoruz. Değişim yüzdesi BIST 100 değişim yüzdesine göre daha fazla olan ve daha az olan şirketler şeklinde düşündüğümüzde durum ne oluyor? Bir de ona bakalım. 1. gruptaki 20 şirketten sadece 4 tanesi BIST 100 değerinden daha iyi sonuç elde etmiş. Grup numarası arttıkça BIST 100'den daha yüksek değere sahip şirket sayısının arttığını göz ardı edemeyiz. BIST 100'den daha fazla düşüş yaşayan şirketlere baktığımızda da beklenildiği üzere durum pek değişmiyor. 1. gruptaki 20 şirketten 16'sı BIST 100'den daha fazla düşüş yaşamış. Bu grafik sonuçlarına göre yine büyük ölçekli şirketlerin küçük ölçekli şirketlere göre daha kötü performans sergiledikleri görülmüş oluyor. Geçelim iyi senaryoya. Bir önceki grafikteki bitiş tarihi olan 2 Mart 2009 tarihini bu sefer başlangıç tarihi olarak alalım. Kriz esnasında zirve dönemi olan 1 Kasım 2010 tarihinde bitiş tarihi olarak alalım. Bundan önceki süreçte en çok düşüş yaşayan ilk iki grubun şimdi bahsettiğimiz tarih aralığında en yüksek getirileri sağlamasını beklerim ben şahsen. Bu 8 aylık süreçte BIST 100 endeksi %205 gibi efsane bir artış yaşamış. Peki o zaman getiriler ne olmuş? Hemen onlara bakalım. Bu sefer büyük ölçekli şirketlerin en kötüsü olmadığı sonucuna sonunda ulaşıyoruz. Peki o zaman BIST 30 şirketleri, BIST 50 şirketleri veya BIST 100 şirketleri gibi takıntısı olan insanların bir önceki dönemde yaşamış olduğu kayıpları bu kazançlar telafi etti mi acaba? Büyük ölçekli şirketlerin getirilerinin efsane olduğu bu dönemde küçük ölçekli şirketlerin getirilerinin de yine efsane olduğunu göz ardı edemeyiz. Her grubun yükselişi çok iyi olduğu ve birbirine çok yakın olduğu için birini diğerinden ayırmak bu grafiğe göre çok zor. Peki o zaman bir önceki kötü dönemle bu iyi dönemi birleştirince sonuçlar ne olmuş? Hemen onlara bakalım. BIST 100'ün %27,5 artış yaşadığı bu süreçte en kötü getiri ortalamasına sahip grup 2. grup olmuş. 6. gruba dahil şirketler en kötü getiri ortalamasına göre 2. sırada yer alırken 1. gruba dahil büyük ölçekli şirketler en kötü getiri ortalamasına göre 3. sırada olmaktan kurtulamamış. Grup numarası arttıkça getirinin arttığını bu grafikte yeniden görmüş oluyoruz. Peki farklı bir şey yapalım. Bu sefer de her gruba ait maksimum ve minimum getirilere göz atalım. Gerçekten büyük ölçekli şirketler hava yastığı görevi görüyor muymuş, bunu inceleyelim. Bu grafiğe göre minimum değerlere baktığımızda 12. grubun en başarılı grup olduğu yine gözümüzden kaçmıyor. Minimum değerleri en kötülere göre sıraladığımızda 10 numaralı grup 1. 1 numaralı grup 2. ve 2 numaralı grup 3. oluyor. Maksimum getiriye sahip şirketlere baktığımızda en başarısız grup 2. grup olmuş. 1. grup bu analize göre biraz iyi çıkmış ama unutmayalım. Bu grafik sadece bireysel bazda baktığımız bir grafik. Yani nereden bakarsak bakalım büyük ölçekli şirketler getiri konusunda hiçbir şekilde küçük şirketlerin önüne geçemiyor. Peki bütün kriz dönemini kapsadığını varsaydığımız 15 Ekim 2007-21 Mayıs 2012 tarihini kapsayan yaklaşık 4 yıl 7 aylık bu süreçte bu grupların getirileri ne olmuş? Son olarak da buna bakalım. Bu 4 yıl 7 aylık süreçte BIST 100 endeksi %1,22 azalmış. Grupların ortalama getirilerine baktığımızda 1. ve 2. gruptaki bayrak taşıyıcı şirketlerin yine sınıfta kaldığını görüyoruz. Bu arada mutlaka itiraz eden olacaktır. BIST 100 %1,22 azalmış. Peki neden hiçbir grubun ortalaması negatif değil diye? Bu soruya cevabı BIST 100 nasıl hesaplanır videomuzda vermiştik aslında. Fakat bir cümleyle söyleyeyim. BIST 100 endeksi hesaplanırken şirketlerin ağırlıklarının piyasa değerlerine göre belirlendiklerini hatırlatmakta fayda var. Yani yaptığım analizlerde herhangi bir yanlışlık yok. Bu sorunun geleceğini bildiğim için
peşinen cevaplamış olayım. BIST endeksine dahil olmayan orta ölçekli şirketlerin yer aldığı 8. grubun ortalama getirileri en yüksek değere sahipken en küçük ölçekli şirketlerin dahil olduğu 12. grubun getiri ortalamaları da en iyi ikinci getiriye sahip olan grup olmuş oluyor. Toparlamak gerekirse, bu videoda 2008 krizinde Borsa İstanbul'daki şirketlerin getiri performanslarını inceledik. Piyasadaki hava olumluyken büyük şirketler mi daha fazla kazandırmış yoksa küçük şirketler mi daha fazla kazandırmış bunları inceledik. Piyasadaki hava olumsuzken en az kaybettiren şirketler büyük şirketler mi olmuş yoksa küçük şirketler mi olmuş bu sorulara cevap aradık. Geçmişe yolculuk yaptığımız bu videodaki analiz sonuçlarına göre yine yeniden anlıyoruz ki daha önceki videoda lokomotif şirketler diye andığım fakat bu videoda bayrak taşıyıcı diye adlandırdığım büyük şirketler o tarihte bayrak taşıyıcılığı rolünü kaybettirme konusunda üstlenmişler gibi duruyor. Yani nereden bakarsanız bakın büyük ölçekli şirketler getiri konusunda hiçbir şekilde küçük şirketlerin önüne geçememiş. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun başında bu videoyu izleyen herkesten bir isteğim olacağını söylemiştim. Videoyu beğenen herkesten isteğim Twitter, Instagram, Facebook vesaire hangi uygulamayı kullanıyorsanız bu videoyu orada paylaşmanızı istiyorum. Hepinize iyi günler diliyorum, bol kazançlar diliyorum, kendinize iyi bakın.